Herkese merhaba arkadaşlar. Stitch kanal serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümümüzde herhangi bir şekilde isteğimiz yok. yorumlarda istek geldikçe yapmaya çalışıyorum. Bildiğiniz gibi elimden geldiği kadar hayal gücümüzle sizlerin bahsettiği tasarımlara benzetmeye çalışıyorum. Yani nasıl diyorum gelirse daha doğrusu o şekilde yapmaya çalışıyorum. Eğer herhangi bir şekilde işte Lise yapar mısın gibisinden bir yorum gelirse sadece Lise tasarımıyla devam ediyoruz. Yani kendi hayal gücümüzle devam ediyoruz. Şimdi bu bölümde iki tane yapacağımız çalışma var. Birincisi üniversite, ikincisi de tramvay hattı ve vaktimiz kalırsa, pardon tramvay dediğim metro aslında e, metro hattı, üniversite ve metro ve vaktimiz kalırsa metro'nun bağlantı noktalarına otobüs servisleri, otobüs hatları oluşturmaya çalışacağız. Bakalım umarım güzel bir bölüm olur. E, böyle bir e, şir, rüzgar türbini üzerinden güzel bir görüntüyle başladık bakalım nasıl devam edecek şehrimiz 2.5 milyon civarında bir paramız 2.500 civarında bir nakit akışımız var herhangi bir şekilde para konusunda bir problemimiz yok şu ana kadar bu şekilde de devam edeceğini umuyorum bakalım şimdi buraların şeylerini bir açalım öncelikle boş olan yerleri tamamen bir açalım Bunlar inanılmaz bir seviyeye sahip bildiğiniz gibi evet soldan dönüyorlar o şekilde geçiyorlar Suyumuzu buradan birleştirelim. Hatta şu suyu da tamamen getirelim. Şuradan alalım. <laughs> Şimdi ee, Serdar Koç Yiğit İtfaiye Müdürlüğü bölgesini yaptığımız bölümü yayınladık. E, onun dışında gözlemeli olan kısmın olduğu bölümü yani aynı bölüm zaten onu yayınladık. E, bir sonraki bölümümüz wolfex X Mahallesi Mahallesi'nin mahallesi nereden çıktı? Wolfex Mahallesi ve Wolfex e, Kent Parkı şeklindeki o yaptığımız tasarım yani bu bölgenin olduğu bölümde e, bu videoyu çektikten bir gün sonra yani aslında Serdar Koç Yiğit İtfaiye Müdürlüğü'nün bölümünden bir gün sonra muhtemelen cumartesi günü veya pazar günü yayınlanacak diye tahmin ediyorum. Bakacağız buna. E, henüz ayarlamadığım için kesin bir yorum yapamıyorum. Bu videoyu da Cuma gün çekiyorum. Bu video Cuma günü yayınlandı. İtfaiye Serdar Koç İtfaiye Müdürlüğü ve bu videoda Cuma gün çekiliyor. Bu videoda Pazar veya Pazartesi gününe yayınlanır diye tahmin ediyorum veya Salı günü. Bakacağız bunlara. E, şimdi bu bölümümüzde dediğim gibi üniversite ve metro olayına gireceğiz ve üniversiteyi ben şu bölgeye almak istiyorum gördüğünüz bu boş alanı bayağı güzel bir şekilde değerlendirebiliriz diye düşünüyorum bakalım. Hatta o besleme olayını şöyle bir şeyle yapabiliriz. Şu yolu buradan devam ettiririz. Belki şuradan bir yerden geçit yaparız. Buradan bu şekilde devam ettiririz. Şu yolu artık tamamen bu tarafa doğru çekebiliriz. Yani o tabanın bağlantısını işte üniversitenin lise bölgesinin altından tünel şeklinde farklı bir yöntemle çekebiliriz aslında bakarsanız. Bir bakalım ona. Bu bölümde yapar mıyız onu bilmiyorum ama önce bir üniversite olayını bir halledelim. Ondan sonra e, metro olayına girelim. Metro olayını vesaire hallettikten sonra hepsine bakarız. Şimdi alt şehir yollara gelelim. Yolumuzu şöyle bir şuraya kadar çekelim tamamen. Şöyle bir giriş vereceğiz. Üniversite girişi vereceğiz buraya. Üniversite girişinde nasıl bir şey verelim bakalım hemen. Tramvay 4 adlı şeritli yol şeklinde verirsek bu yolu nereye bağlayacağız işte sadece içerisinde kendi içerisinde e, tramvay hattı oluşturursak mantıklı olur mu? Vallahi bilemedim şu anda aslında. Tramvay yapabiliriz hattı içerisinde. Bir çeksek mi? bir Şu yoldan bir bakayım nasıl bir yolmuş, tasarımı nasılmış bu yolun? Şöyle bir bakalım. Hmm. Şu ortadaki fazlalık tabii kütük. Tamam. Anladım yani şu yoldan ortadan tramvay geçirebiliyoruz üniversite yolu tamamen tramvay yoluyla oluşsun pekala belki buralara da bağlarız bu yolu üniversite yolu o şekilde bir görünüme sahip olsun sıkıntı mı kesinlikle değil yani herhangi bir şekilde problem yaşatmaz ama öncesinde şöyle bir şey yapalım burayı bir yıkalım tamamen bu zemini bir düzleyelim biz yoksa sıkıntı çıkartıyor yani açıkçası Aa, tamam fırça büyüklüğünü al birazcık daha büyüt şuradan al şurayı bir düzleştirelim bakalım öncelikle Şuraları, şuraları düzleştirelim tamamen. Hani yaptıkça zaten çeşitli ayarlamalar yapıyoruz çeşitli bölgelerde. Hatta şuradan alıp şurayı aynen bu, buna göre ayarlayalım. Şuradaki hizaya göre ayarlayalım. Ki daha güzel olsun. Yap 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 yap. Buraları tamamen yap. Kullanacağımız yerleri şuraları yaptık en azından şimdilik. Ee, daha sonra ağaçlara gelelim. Şöyle bir ağaçları kaldıralım tamamen bu bölgede. Kendimiz ekiyoruz fazla fazla. Her zaman hatırlatıyorum bunu. Ee, taşlara geliyoruz. Taşlardan da Taşı büyüt şöyle kaldır kaldırabildiğimiz kadarıyla. Daha sonra şöyle otları kaldır. Başka da kaldıracağımız bir şey yok gibi duruyor. Şöyle elimizde de 3-5 tane taş kalmış. Bunları da kaldıralım buradan. Gördükçe kaldırmaya çalışıyorum zaten elimden geldiği kadarıyla bunları. Herhangi bir zorlaması yok bu konuda bunların. Şimdi şunu da kaldır. Tamam. Buraya yapacağız olayımızı yani belki şuraya çıkıntılar falan yapıp liman tarzı şeyler de yapabiliriz. O yüzden bu yolun gidişatı güzel olacak aslında bakarsanız. Buraya bir insan limanı yapabiliriz yani insanların gidip geldiği ulaşım limanı yapabiliriz. Bir bakacağız onlara da zamanla. Şimdi şuradan bir yerlerden biz kendimiz yolumuzu çekelim. Hatta şuradan bir bağ şöyle çekelim. Daha sonra şöyle biraz pahalı bir yol olduğu için bununla o hizaları almasak aslında çok daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Şunları kaldır. Tamamdır. Tekrar gel. <laughs> yani şu hizadan gerçi 6 metrelik 0 metreden şöyle bağladık. Şunu iptal et. Yükseltmemesi ne istiyorum aslında ama bir garip bir şekilde yükseltmeye çalışıyor bizi. Sıfıra gel tekrardan. Tamam. Tamam böyle. Bu olay bu. Yolunu falan ayarlarız onu köprü görünümünü. Bakarız onlara. Şimdi bu yolu birazcık daha devam ettirelim ileriye kadar. Şuraya kadar gelsin. Tamamdır. Daha sonra buradan da şöyle bir girsin. Üniversiteyi yapacağımız yer şuraya bir yere üniversitemizi koyacağız. Hatta bir binayı koyalım ona göre şekillendirelim artık gerisini. Şuraya bir binayı yerleştirelim. Değil mi? Önce üniversitemiz vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bunun suyunu vesaire çekeceğiz tabii ki. Geldin geldin şuraya bağladık tamamdır. Elektriğini çekeceğiz senin bir de. Elektriğini nereden çekelim biliyor musun? bakıyorum senin elektriğini şuradan bir yerden kendi özel rüzgar tribününe çekelim şimdilik ayarlamalarını devam ettireceğiz Tabii ki ön. şuraya gelelim e, tramvay bu değil mi tramvay e, tramvay yolları zaten bunlar bir tane tramvay garı oluşturacağız burada bir yerde tramvay garını da şöyle bir çıkıntı yapalım buraya kadar Daha sonra tramvay garını buraya koyduk. Değil mi? Bağlantısını alıyor oradan. Güzel. Şu yolu iptal et. Şu tarafını buradan alacak. Kullanacaklar tramvaylarını. Daha sonra buranın suyunu da çekelim hemen. Hani şu an sadece üniversite gibi gözüküyor bu tramvay ama büyüteceğiz bu işi. Ee, buradaki şehir bölgelerine işte şuradaki Wolfex mahallesini belki birkaç tane mahalleye aktarım verebiliriz oralardan. Şurayı boşaltalım. Buradaki çöpleri toplasınlar. Seri bir şekilde binalar yıkılmasın herhangi bir şekilde. O problemi yaşamamamız lazım yani. En önemli işlerden bir tanesi herhangi bir şekilde şehrimizde çöp problemi yaşamayalım, sağlık problemi yaşamayalım ki kendi oluşturduğumuz binalar hiçbir şekilde yıkılmaması lazım. E, bu önemli. Bayağı bir önemli bir şey. Umarım da yıkılmaz yani. E, şimdi bu yolun devamında gerek yok. Burayı da yıkalım. Daha sonra ulaşım kısmına geliyoruz. Buraya metro veririz bu arada bir tane güzel bir şekilde. Metro ile buradan işte üniversite aktarımını sağlarız öğrencilerin. Yani direkt okula da metroda verebiliriz, üniversite de metro verebiliriz. Bakacağız bunları. Burada yoğunluk oluşursa belki değiştirebiliriz onu. Bu neymiş bu arada? Puma. <laughs> Şehrimizde puma geziyor bir tane. O da ilginç. Şimdi ulaşım kısmına geldik. Tramvay hattından. Hmm, bir tane şuradan başlattık. Burada dükkanlar vesaire yaparız diyelim. Şuraya da geldik. Üniversite için bıraktık. Daha sonra hmm, niye buradan dönüşünü veremiyoruz bunun? O biraz ilginç olmuş açıkçası yani. sadece yol olarak bırakabiliriz aslında diyeceğim de. Yani şöyle bırakalım o zaman. Ee, yol olarak kalabiliyor ama birazcık sıkıntılı bir işlem bu biraz sanki. Şu an iki şerit iki şerit dört şerit bu zaten o konuda bir sıkıntımız yok. O zaman şöyle bir ağaç yol çekeceğiz buraya doğru ufaktan. Tam buranın olayını hallettik buranın yolunu da alacağız buradan bir şekilde buraya bağlayacağız yani. Buraya da bu arada bağlanmıyor yani. Aslında bakarsanız yani şu girişe bağlayabilir muyuz? Hayır. O da kötü olmuş. Bir tane de arkadan giriş verselermiş. Çok daha güzel olurmuş sanki. 8U 8U olacak şekilde tamam döndürdük. Buradan 25U olacak şekilde oraya döndürelim. Biraz fazla bir açı oluyor ama yapacak bir şey yok maalesef. Yani şuraya getirmeye çalışıyorum yolu. Bir şekilde. Şöyle getirdik. Tamamdır. Böyle bir bağlantı oluşturduk burada. Hattı da devam ettirebileceğiz bununla beraber. Elektriği çektik. Hatta geliyoruz. Bir iptal ettik. Tamam. Şunu da iptal et. Başladık e, dükkanlarda durduk Okulun önünde durduk daha sonra geldik 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 burada bitirdik yani böyle bir dönemeci oluşturduk Tramvayla alakalı e, Gelecekler 3 tane durak şeklinde devam edecek üniversite durağı Bakalım burası kaç kişi şu anda 230 öğrenciye ev sahipliği yapıyor ve 232 tane de Öğrenci isteği var kapasitemiz var yani şu anda Birazcık okul bütçesini arttırabiliriz ufaktan 71 olsun. 6 6 arttırmış olalım bütçesini. Tamdır İki tane çıkmasaydı daha mı iyi olurdu sanki? Bir tane çıkıyor bir tane bekliyor galiba sırada. Ya da nasıl oluyor yani şu an dört tane yolda tramvay var yani bu biraz hoş değil açıkçası. Evet tramvaylar gidiyor. Şuradan da ışığını kaldıralım. Yani 4 tane olması yol üstünde. Birazcık sıkıcı. Can sıkıcı aslında. Onun bütçesini düşürelim biz. Çok fazla masraf çıkartmasın. Yani bize şöyle düşürelim. %75'e düşürelim. %25 kadar düşürelim. Bunun sayısı azalsın biraz. Umarım azalır yani. Ve azalmazsa nasıl ayarlayabiliyorduk bunu acaba? Bir şekilde ayarlıyor olmamız lazım bunu. Bakalım hemen. Tramvay bu olması lazım. Tamam. Arat sayısı 3'e düşmüş ama birazcık daha kurcalayamıyor muyuz peki biz bunu? Yak sanırım kurcalayamıyoruz şu anda. Araç sayısını değiştiremiyoruz maalesef derken buradan değiştirebiliyoruz. Evet şu an 12 çıkartabiliyoruz. Yok. 2 tane yeter bize ya. 2 tane bile fazla aslında. 2 tane yeter şimdilik. Gece gündüz çalışabiliyor. Tamamdır. Güzel. Şu an ayarladık. 2 tane çalışacak sadece burada. Bu güzel. Bu at sadece 2 tane tramvaya ev sahibi yapacak bir tanesi gidiyorken bir tanesi oradan almış olsun yani öğrencileri. Kaç kişi taşıyor şu an? Hiç sıfır. Sen kaç kişi taşıyorsun peki? Sıfır. Tam beklediğim şey bu zaten şu anda. <laughs> herhangi bir fazlasını beklemiyoruz şu an herhangi bir şekilde. Orayla alakalı. Köprü görünümü bu arada sıkıntı değil çok fazla. Herhangi bir problem yok onunla alakalı. Mahmut Gökmen Sokağı isimli bir isim vermiş oyun kendisi. 307 öğrenci, 310 öğrenci derken artıyor sayılar. Güzel. Buraya bir iş yeri olayları halletmemiz lazım bu arada. Şöyle, şöyle, şöyle yüksek yoğunluklu bir bölge belirleyelim burası için. Aynı şekilde iç tarafa da belirliyoruz bundan. Buraya yerleşim yerleri yapılsın seri bir şekilde. <laughs> Tabi düzenlemelerimiz bitmedi. Burayla alakalı bazı çalışmalarımız devam ediyor şu anda. Şimdi, e, burayı devam ettireceğiz ama öncesinde buranın e, bağlantısı için bu birkaç tane e, şeyi halletmemiz lazım. E, metro olayını halletmemiz lazım. Bir metro olayına da bir bakalım hemen. Metro. Metro istasyonu. Mesela buraya metro istasyonu yapabiliriz aslında. Veya direkt e, metro istasyonu hani bunlardan gerek olmadan da direkt bunlarla yapabiliyorduk. Biz bir tane o zaman bununla yapalım. Zaten yolu direkt açılıyor. Yolunu yaptıktan sonra da hat oluşturma olayı açılacak zaten hızlı bir şekilde. Şimdi bunu devam ettirelim biz. Birkaç noktaya koyacağız. Bir tane orada olsun. Tamam. Daha sonra bir tane gelelim şuraya bırakalım bir tane. Tamam. Ama bu gürültülü bir şey olması lazım ya. Gürültü olduğu için biraz sıkıntı yaşatabilir yani bu bölgede aslında. Ya biz bunu taşıyalım buradan. Şşş. Buraya koysaydın güzel olurdu oyun. Ama zorla koyduramıyor muyuz? Koyduramıyoruz şu an. Pekala. Koyduruz be. Seni zorla koyduruz arkadaş oraya. Ben kafaya taktım şimdi sana. Sen şuradasın değil mi? Seni zorla. Bir saniye iptal. Seni zorla alıyoruz oradan ve geliyoruz buraya taşıyoruz. Artık sen buranın ürünüsün. Buranın malısın yani. Değil mi? Tamamdır. Yol problemi yaşamayacaksın zaten. Daha sonra oradan geldik. İyim problemleri var orada. Bayağı da iyiyim problemi yaşıyorsun sen. Yani Hmm, bu iç tarafında otobüs yapmayız o zaman. Direkt buraya e, metroyu basarız yani. Tamam bir tane orada. Bir tane buraya bırakacağız. Bir tane buraya bıraktık. Tamam karşılıklı olacak şekilde. Şu an kaç? dört tane oldu değil mi toplamda? Tamam güzel. Bir tane geleceğiz. Burada bir yere bırakacağız e, metro attı Şuraya bırakıyoruz bir tane de daha sonra bir tane buraya bırakacağız Talhaz Zeybek mahalle, e, Volpex Mahallesi Wolfex Mahallesi'ne. Daha sonra bir tane de buraya bir yere bırakmamız lazım ama iç kara iç kısma giriyor biraz o ve buraya da birazcık değişiklik yapacağımız için oraya çok fazla girmeyelim. O yüzden biz bir tane de buraya bırakalım. Eee Vadi Kente yani Kuzey Tekinurun'un bölgesine bırakalım. E, bir tane metro hattı. Tamamdır. Şimdi geliyoruz aşağıya iniyoruz. Aşağıdan yollarımızı çekelim. Tabi bu inanılmaz bir masraflı bir şey ve şöyle bir şey var. Bir saniye bütçeden bunları bir kısalım hemen. Şunu kıs. Şunu kıs tamamen. Birazcık sıkıntı uğra yaşatabilir bize bu bütçeyle alakalı. Ufaktan da olsa. Bakacağız şimdi. <laughs> Tabii onlar yaşanırken bir ufaktan nüfus basalım biz seri bir şekilde hemen. Şöyle yolumuzu çekelim normal. sıfıra getirdik seni. Tamamdır. Eksi 8'e vermiyor artık ama. Tamam. Yollarımızı bağlayalım şöyle. Buraya apartman dikeceğim bu arada. Birazcık nüfusu fazla arttırsın yani bu bölge. Hemen onu halledelim. Binalar oluştukça şu görüntü, kötü görüntü düzeliyor en azından. Şuranın elektrik direğini bir yıkalım önce. Daha sonra şuraya apartman basıyorum. Sularını çekelim hemen. Ve daha sonra şöyle da bağlayalım. Burası son olacak zaten hemen hemen. Yani bu taraflara doğru genişleyecek artık şehrimiz. Tabi buraları değiştireceğiz zamanla. Hani nüfus ihtiyacı biraz biraz ortadan kalktıkça ufak tefek güncellemeler yapacağız buralarla alakalı. Evet bunlar bir oluşsun. Burası güzel bir nüfus sağlayacak bize ve bütçe sağlayacak tabii ki. Vergiden hemen bunların şeylerini arttıralım. 11, 11, 11 tamam. Güzel. Burada hemen ne ara sağlık sorunu yaşandı da böyle bir problem başladı açıkçası. Merak ediyorum. Bakalım çözelim. <laughs> Mezar falan ihtiyacı var tabii. savuna falan filan bunları yapabiliriz. Ambulans helikopter garajı daha sonra yapacağız buna. Parkımız seviye atlamış Wolfex Kent Parkı. Park satranç tahtası, park iskelesi ve park iskelesi 2 kurabiliyoruz şu anda. Peki hala. Onlara da bakarız zamanla. Kullanan var mı tramvayımızı şu an? Şu ana kadar kötü bir durumda yani. Bunu kullanan var mı? Sıfır. Evet. Tam da beklentimiz bu yönde zaten şu anda. Bu arkadaş niye bekliyorum peki? Çalışıyor diyor galiba. Burada çalışıyor sanırım bilmiyorum garip birazcık. Et nüfusumuz patlıyor burada güzel bir şekilde. Yükseliyor nüfus sayısı. Ee, daha sonra tekrardan yol olayına geçelim hemen. E sen zemindesin zaten ama yani biraz garip çalışmıyor musun şu an açıkçası? Merak ediyorum yani. Aldı. Burayı iptal edeceğiz gibi duruyor. Bakacağız şimdi hemen ufaktan. Ayarlayabiliyorsak ayarlayacağız. Ayarlayamıyorsak iptal edeceğiz. Hmm, anladım. Biraz sakat birisin sen. Seni buraya çekelim o zaman. Tekrar geliyoruz yollara. Tamam onu bağladık. Bir tane oradan şuradan bağlayalım öncelikle. Şunu aldık. Getirdik. Buraya bağladık seni. Daha sonra düz bir yolla karşıya bağlayalım hemen seni. Oradan da bir yol alıp şöyle tamamdır. Buraya bağladık. Bir tane de şöyle bir çıkıntı vereceğiz buraya tabii. Evet güzel. Daha sonra. Hmm, bunu birazcık düzenlememiz gerekiyor gibi duruyor. Belki bir tık da şurayı çekebilirsek. Tamam güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Buradan da şöyle dölen, dölendirip arka tarafa bağlayacağız. Evet, sanırım, muhtemelen, umuyorum işlemimiz orada da bitmiş olacak artık. Yavaş yavaş. Şu iptal. Kardeşim yani şimdi sen metrosun. Yükseğe bağlanma herhangi bir şekilde yollara. Umarım olmuşsundur yani. Bakacağız, göreceğiz. Evet şehrimizin dört bir yanını metro ağlarıyla ördük diye düşünüyorum. Bakacağız tabi deneyeceğiz göreceğiz. Umarım örmüşüzdür yani. Emin değiliz şu anda. Örmüş de olabiliriz örmemiş de olabiliriz. Böyle yollarını çektik tamam. Buna bayağı sağlam bir bütçe ayırdık bu arada. Bayağı sağlam bir para harcadık. Maalesef. E, cenaze hizmetleri çalışıyor. Yani 9000 bütçesi nüfusu falan var ama mezar araçları götürmüyor galiba. Bir tane mezar mı yapsak şuraya bir yere? Şuraya bir mezar yapalım bir tane daha. Hatta iki tane mezar yapabiliriz aslında buraya. Daha düzenli mezarlar da yapacağız yani. Daha tasarımı güzel yani böyle doğayla iç içe yeşillik bir alan oluşturacağız mezarlık için. Bakacağız zamanla yapacağız bunları. Evet onlar çalışsın bakalım. Şimdi hat çekelim bakalım bir de metro için. Bir tane buradan gelsin alsın Kuzey Teknoloğlu'na gitsin. Oradan sanayiye gitsin. Oradan buraya gelsin sanayinin ikinci hattına, ikinci etabına. Sonra Talha Zeybek Mahallesi'ne. Oradan Wolfex Mahallesi'ne ve gelsin hattını bitirsin. Bir. İkincisi. Gelsin buradan başlasın. Sanayinin birinci etabına gelsin. İkinci etabına gelsin veya tam tersi 1 ve 2. Buraya gelsin Vadikent'e. Oradan gelsin ee, üniversite bölgesine, Üniversite bölgesinden Wolfex'e, Wolfex'ten Talha Zeybek'e, Talha Zeybek'ten gelsin dönsün bir şekilde burada bitirsin kendini. Pekala. Daha sonra bir tane de bir tane daha oluşturun buradan. Buradan başlasın. Üniversiteye gelsin, üniversiteden buraya gelsin. Wolfex'e, e, Tal, Wolfex'ten Talha Zeybek'e, Talha Zeybek'ten Sanayi 1, Sanayi 2, ee, Vadi kent Kuzey Tekinoğlu ve gelsin. Bir şekilde bitirsin yani. O biraz karıştı gibi orada ufaktan. Olsun şu yolu kullanamadık bu arada bir şekilde. Bir tane de hadi buradan başlatalım. Tamam buradan başlattık. Yani oraya bağlanmıyor hiçbir şekilde. Şurayı kullanamıyor çünkü biraz daha keskin vermemiz lazımmış o yolu. Hemen onu yıkalım o zaman tamamen kullanmadığımız yolun ihtiyacımız yok zaten hiçbir şekilde. Tamam. Güzel. Hallettik. Elektrik problemimiz çözelim. Seri bir şekilde çözelim. Bir, iki tane elektrik binası, şey, türbünü koyduk. Rüzgar türbünü. Tamamdır. Bu çözecektir işlemimizi. Şu tepeyi de kendim oluşturdum bu arada. Şöyle bilerek. Bunların megawatt artsın diye. Normalde mesela 8-9 falan veriyor. Ama bu yüksekte 10 MW'a çıkıyor. Daha yükseklerde daha farklı olabiliyordur diye düşünüyorum. Bilmiyorum denemedim daha önce hiç. Ben şuraları falan deneriz daha sonra ilerleyen bölümlerimizde. Şimdi hatlarımız tamam gibi. Baksanıza inanılmaz. Ya. Şu metroyu kullanın. Tramvayı kullanın ama yani metro var tamam okey bunda bir problem yok. Ufaktan bir de şeyi kullansanız hani. Sanki çok daha hoş olur gibi duruyor. Evet, nüfusu burası bayağı sağlam arttırdı bu arada ve bu bölge inanılmaz delicesine kullanılıyor yani şu anda. İş yerlerine falan gelmek için kullanıyorlar ama biraz mantıksız yani bu durum. E zaten biz yapmışız yani size tramvay yaya yolunu kullanmasalardı çok daha hoşuma giderdi açıkçası. Ağlayı biraz üzdü tabii şeyi kullanmaları ama evet küçük kent e, seviyesine ulaştık. 9500 nüfusa ulaştığımız için e, hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir e, yükselme bu, bu da tabii ki. E, Monara istasyonları, metro intercity, bus hapı falan filan, hidroelektrik santrali vesaire, yoga bahçesi gibimsi şeyler aktif olmuş. Çöple alakalı bir şey aktif olmuş mu? Yok 19.000 değil o yanlış hatırlamıyorsam. O şekilde yükselecek o da ilerleyen zamanlarda. Vay 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 vay! İnanılmaz bir insan trafiği var ve burada bir olay çözmemiz lazım bizim. E, bu gözüme takıldı şu anda. Onu bir şekilde çözelim hemen. Şimdi şöyle bu yükseklikten bir şekilde almalıyız bunu. Hmm, bu şekilde olmaz. Köprü görünümü olduğu için bu şekilde olmaz. Farklı bir yöntemle yapacağız biz o zaman onu. <laughs> Tek oradan karşıya verebilir miyiz peki? O önemli bir soru. Bakalım deneyeceğiz. Şöyle geldik. Çıktık. Yok böyle olmaz. Biraz daha yükseliyoruz burada. Karşıya geçiyoruz. Karşıdan indiriyoruz artık. Tamamen indirmiş olduk bu şekilde. Ve buranın e, yaya yolunu iptal edeceğiz artık. Tabi şuralara da birer tane yol verelim. E, Burada vermeyelim. E, geçsin karşıya. Karşıdan tekrar geçsin. Aynen en güzeli o olur. Bu değil. Şununla yaya yollarını iptal edelim hemen buradan. Tamamdır. Şuradan karşıya vereceğiz bir tane. Şöyle karşıya verdik. Buradan da karşının yolunu ayarlayacağız tabii bir de. Evet bu şekilde karşının üst geçitini ayarladık. Yaya yolunu ayarladık. Aynı şekilde karşıyı kullanacaklar. Ve burayı da iptal edeceğiz tabii ki. Şu ortayı tam. Bunu nasıl... Ha şu an göz gördü yani az önce görmüyordu. Tamam şu an güzel. Bir tane de belki karşı tarafı yapabiliriz yani şu taraftan. Bununla değil tabii ki bununla. Geldik. İndirdik. İndirdik bu. Tabii şunu birazcık yükseltelim. Tamamdır. Güzel. Delicesine insan trafiği var yani şu anda. inanılmaz gerçekten. Baksanıza. Oldukça yoğun bir insan trafiği. Görsel olsun diye şuradan da bir tane çekelim hadi. Baya hoş oluyor yani. Bir tane bir yerde daha kullanmıştık galiba bu tarz bir tasarım. Neredeydi orası? Yani şurada kullanmıştık. Aynen şu tarz bir yer kullanmıştık. Başka yerde kullanmamıştık. Bayağı hoşuma gidiyor yani bu tarz e, üst geçitler. Bilmiyorum gerçekte benzer var mı tam hatırlamıyorum ama tek taraflı oluyor. Çift taraflı. E, çok hatırlamıyorum görmedim yani öyle bir şey. Tamamdır. Ya, idare eder yani şu biraz yüksekliği biraz garip ama çok da problem değil o. Şuranın da şeyini kaldıralım bu arada. Ortadaki kısmı üstten geçsinler geçmek isteyenler şunu iptal et. Tamamdır. Yeni bina Monaray'ı falan gösteriyor galiba. Yani şunu göster Metro Intercity bas Otobüs hapı. İnanılmaz binalar bu arada bunlar da. Bunları da kullanacağız ilerleyen bölümlerimizde. <laughs> Metro hatlarımız bu arada inanılmaz dereceli kullanılıyor. Şöyle bir kontrol edelim hatta bunu. Bununla değil de. Şuradan kontrol etmemiz lazım. Metro şuradan. ha Metro 1 mesela yeşili değiştirelim. Kırmızı olsun bir tanesi. Metro 2 mavi olsun. Metro 3 de yeşil olsun. 163 metre 2 neresiymiş hangi hatmış? Şu mavi hat. Nerelere gidiyor burası? Her yere gittiği için normal yani açıkçası. Geçsinler. Otobüs hattı oluşturalım. Otobüs hattı da oluşturalım birkaç tane yerden. Mesela şuradan bir tane otobüs hattı oluşturup gezdirebiliriz. Devam ettirebiliriz. Belki de insan sayısı bu şekilde düşebilir. Bakacağız. Ama otobüs hattını şimdi yapmayalım ya. Bir sonraki bölümde yapalım otobüs hattını. Şu an e, buradaki zaten kullanılıyor birazcık da olsa. Herhalde diye tahmin ediyorum. Bakalım. Yok. Bunun e, yolcu şeyi. Hani, iniyor, biniyor. Tamam 5 kişi güzel. Yeterli. Buna bakalım. Sıfır. Üzdü. Birazcık üzdü. Bu neymiş? E, çoklu bitiş istasyonu. Vay 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 bunlar falan inanılmaz binalar. Bakacağız onlara da zamanla. Bunlar sağ tarafa da gidiyor bu arada. Ne tarafa gidiyorlar peki bunlar? İşte önemli bir soru. Nereye gidiyorsunuz siz? Karşı tarafa gidiyorlar. Oradan bir otobüs hattıyla bu trafiği de azaltacağız. İnsan trafiğini de bayağı bir azaltacağız diye düşünüyorum. Onlara ayarlayacağız tabii ki. şuranın trafik işini kaldır. Baksanıza inanılmaz bir insan trafiği var gerçekten. Bu neymiş? Teleferik. Tamam, onları daha sonra yapacağız. Şu bölgeden delicesine bir insan trafiği akıyor buraya. Şuraya bir yol versek aslında bir tane kaldırım falan versek, bir şeyler versek birazcık bir şeyler değişebilir bence sanki. Şöyle kaldırım verdik. Bakalım burayı kullanacaklar mı insanlar şimdi? Önemli soru bu. Evet, kullanmaya başladılar. Güzel. Burayı birazcık kullanırlarsa e, oradaki yoğunu düşürebiliriz belki. Ya çok sıkıntı değil tabi. insan yoğunluğu olsun. Yani tam, tamamen kendi tercihleri. Otobüs atlarıyla zaten oraları taşımaları yaptıktan sonra o sayıları bayağı bir azaltmış olacağız bu fazlasıyla hatta. Bu tramvay hattı çok fazla bölge olmadığı için sanırım böyle ya. Yani. Yoksa güzel bir faaliyet aslında tramvay olayı. Hani bilmiyorum ama. E bunu yol, yol olarak vermememiz lazım sanki. Bilmiyorum emin olamadım ama şu anda bir başarım daha gelmiş. Bilmiyorum o yayına e, videomuza gözüküyor mu ama. Sanırım gözükmüyordu onlar. Hatırlayamadım şu an. Evet 350 öğrencimiz var. E, lise, üniversite vesaire hepsine bir bakalım. Lise sayımız ve ilkokul sayımız birazcık düşük. Birazcık daha bütçeden Okula eğitime verelim. 85'e çıkartalım eğitimi. Şunu düşürelim 55'e. Bunu birazcık 55'e çıkartabiliriz. Bakalım neler değişecek. Şu neydi? Teleferik kabloları tamamdır. Evet inanılmaz bir insan trafiği devam ediyor. Güzel. Bayağı nüfusumuz 10.000 seviyesine yükseldi. Zaten 10.000 seviyeleri Güzel. Bu şekilde artmaya devam etsin. Şehrimizde şu bölgede bir yangın çıkmış. Bir sakatlık var mı peki? Yok. O da hoş. Yıkılan, çöken, giden bir binamız da yok. Tamamdır. Çöple alakalı problemimiz yok. Çok fazla yaşamıyoruz artık bir süredir. Şuralarda birkaç bina var ama oraları da gider diye düşünüyorum yavaş yavaş. E, trafiğimiz ne durumda? 84 seviyeleri mükemmel. Gayet güzel. Ee, bu yolu dediğim gibi devam ettiririz. Bir sonraki bölümde devam ettiririz onu. Şuradan şu hattı da satın alıp hatta şimdi alalım. Daha sonra ayarları sonu. Yani şu giriş ana yolunu buradan alacağız. Buradan devam ettiririz. Ee, yer altından geçireceğiz onu artık. Yani Lise yaptığımız için buraya sığmayacak yani. Hiçbir şekilde orası. Onu çözeriz. <laughs> birazcık buraları artık güzelleştirelim üniversite bölgesini. Üniversite alakalı kampüs yapacağımız için ilerleyen zamanlarda çok fazla detaylı bir şey almak istemiyorum şu anda. zaten kampüs yaptığımızda burası inanılmaz bir detaya sahip olacak. İstesek de istemesek de burada mı yaparız kampüsü bilmiyorum ama sahile yakın yani buralarda bir yerde yaparız illa ki kampüs olayını. Şöyle biraz ağaçlandıralım burları. Gelişe güzel basıyorum basabildiğim kadar. Çok da fazla bastık sanki ama abartmadan biraz da şurları basalım tamamdır. Ufaktan şuralara birazcık da bu ağaçlardan katalım. Şöyle bir ağaç katalım. Şöyle yol boyunca da şöyle ağaçlardan çekelim. Tek tek koyalım o zaman. Pekala. Şu köşeyi dön dönüşü en azından. Tamamdır. Daha sonra şuradan devam ettirelim ağaç olaylarını. Karşı tarafa yapalım biraz. Karşı tarafa yapalım birazcık daha. Tamam. Güzel. Hatta burayı da şeye boyayabiliriz aslında. Bu şekilde boyayalım. Buraya da yerlesin bir şeyler. Evet kaç kişi gidiyor mesela şu an bununla? iki kişi. Aç değil. Üzüyor birazcık ama travma yolu yapacak bir şey yok ama. Olduğu kadar. Ha zaten burada üniversitede çok yoğunluk yok. Yani 5-13 kişi o kadar da fazla değil aslında. Ama işte nereden gelip gidiyorlar bunlar? Yaya olarak gidip geliyor gibi geliyor bana sanki. Muhtemelen yaya olarak gidiyorlar. Yaya olarak geliyorlar buraya şu anda. Ya, evet, tramvayı daha çok kullansalar daha çok hoşuma gidecek ama... Gerçi insan bayağı bir artmış burada yani. Bakacağım şimdi kaç kişi binecek ilk tramvay gelsin. Evet geldi. Kaç kişi bindi şu an? 40 kişi Evet şu an güzelleşti. Şu an güzelleşti açıkçası. Şu yola gelelim. Buradan da bağlansınlar. Burada bir 20-30 kişi bekliyordur gene galiba bakalım. 37 kişi bindi. Güzel. Oldukça yeterli bir sayı yani. Buraya 521 kişinin gelmesi zaten delice bir şey yani bayağı yüksek yani bu seviyedeki bir şehir için. Tabi ilerleyen zamanlarda çok daha fazla artacak o sayılar. Bakacağız bunlara. Kontrolümüz altında her şey. Buradaki, heh, burada 85 kişi sanayi bölgesi. 190 kişi biri bu hatta daha fazla insan geliyor bu arada güzel. Hatta buraya da bir isim verelim. Ee, az önce söyledik işte hat 1 sanayi 1 falan sanayi 2 diye. Belirleyelim sanayi 1 sanayi 2 diye. ben burası 1 burası da 2 olacak. Fikri bölgesi değil sanayi bölgesi 2. Buraya da Sanayi Bölgesi 1 isimlerini verdik. Evet güzel. Şöyle baktığımızda şehrimiz baya canlı bir şekilde devam ediyor. Burada da bölümümüzün ufaktan sonuna gelelim. Yorum olarak isteklerinizi gönderirseniz her zaman yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar tekrar tekrar söylüyorum bunu zaten. Eğer video beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni oyunlarda yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.